Arkadaşlar merhaba. Bir yılı devirdik. Beraber geçirdiğimiz bu bir yıl sonunda artık sınav gününü yaklaştı. Bir haftalık bir süremiz kaldı. Ben bu süreçte neler yapmanız gerektiğini özellikle anlatacağım. Bir de sınav anında heyecanınızı nasıl yenebileceğiniz, yani o sınav anında büyük bir insan oturduğu zaman sınav başlamadan önce büyük bir panik halinde oluyor. Bunu nasıl kontrol altınıza alabileceğinize dair size bazı tüyolar vereceğim. Onun için videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. İlerleyen süreçte bunlarla ilgili tavsiyelerim olacak. Özellikle de sınava gitmeden önce de neler yapmamız gerektiğinden size bahsedeceğim. Bu bir yılda ben de size yardımcı olmaya çalıştım. Gerek sınav sorularının çözümüyle, gerek deneme sınavları, gerek endemik ve çözüm 3D yayınlarını çözerek umarım faydalı olmuştur. Değişik sorular çözdüm. Arkadaşlar çoğunuzun çok aşırı heyecanlı olduğunu, kendinizi bu sınava girerken ne kadar çalışırsanız çalışın yetersiz hissettiğinizi, acaba olacak mı düşüncesi içinde olduğunuzu, acaba seneye kalır mıyım, mezuna kalır mıyım endişeleri içinde olduğunuzu biliyorum ve anlıyorum. Bu korkular gayet normal arkadaşlar. Bunları yaşamanız gayet normal. İnanın ne kadar çalışırsanız çalışın bunları yaşayacaksınız. Şu an içinizde tüm eforunu sarf etmiş öğrenciler var. Yani bütün zamanını sınava çalışmaya ayırmış, bu konuda gerçekten hakkını vermiş öğrenciler var. Onlar da aynı şeyi hissediyorlar. Çok az çalışmış öğrencilerimiz var. Onlar da aynı şeyi hissediyorlar. İnanın şu an sınava girecek ortalama 2 milyon civarındaki insan, herkes aynı duygular içinde. Bunu bilin arkadaşlar. Sadece siz bu şekilde değilsiniz. Sanki derbi maça çıkacak bir futbolcu gibisiniz ya da herhangi bir maça çıkacak bir futbolcuyu da düşünebiliriz. Heyecanlıdır. Yani maç öncesinde büyük bir heyecan vardır. Maça çıktıktan sonra bu heyecan yatışır. Ama heyecanını en iyi kontrol altına alan maçı kazanır. Bunu unutmayın. Yani heyecanınızı ne kadar yatıştırırsanız, ne kadar bunu kontrol altına alabilirsiniz, o kadar başarılı olacaksınız. Peki biz bu son bir hafta neler yapmalıyız? Geçmiş deneyimlerimizden yola çıkarak söylersek, arkadaşlar ufak ufak tekrarlar yapmaya devam edebilirsiniz. Yani unuttuğunuzu düşündüğünüz ayrıntı formüllere bakabilirsiniz. Eğer TMC'yseniz ezberlerinize devam edebilirsiniz. Unuttuğunuzu düşündüğünüz yerlere tekrar bakabilirsiniz. Ufak konu çalışmalarında ve soru çözümlerinde son günde dahil olmak üzere hiçbir sıkıntı yok. Bunları yapabiliriz. Muhakkak denemeler çözelim. Yapmamamız gereken bu bir haftayı komple boş geçirmeyelim arkadaşlar. Çalışma rutinlerimize bir şekilde devam edelim. Her şeyden önce sınavdan önceki bu bir haftada uyku rutinlerimizi biraz daha düzene sokmaya çalışalım. Günlük çok geç saatlerde yatıyor ve ders çalışıyor olabiliriz veya sabah çok erken kalkarak da ders çalışıyor. Biz biraz daha yatış ve kalkış saatlerimizi bu bir hafta içinde düzene sokmaya çalışalım. Sınav gecesi özellikle arkadaşlar, sınava götüreceğiniz neler varsa, sınav giriş belgeniz, kimliğiniz, kaleminiz, işte ne gerekiyorsa kıyafetiniz, her şeyinizi lütfen hazırlayın ve bir yere koyun. Hepsini sabah oradan alın. Yani sınav sabahı herhangi bir panik içinde olmayalım. Bunları unutup geri dönmeyelim. Biliyorsunuz sınava 15 dakika kala kapılar kapatılıyor ve gelenler içeriye alınmıyorlar. O yüzden bununla çok dikkat edelim. Sınav gecesi, şunu unutmayın lütfen, iyi uyuyamasanız bile sınav anındaki performansınız çok fazla etkilenmeyecek. O yüzden ben sınav gecesi uyur muyum, uyuyamaz mıyım gibi bir stres içinde olmayın. Diyelim ki uyuyamadınız. O ancak öğleden sonra gibi etki eder sınavdan sonra arkadaşlar. Sınav anında çok büyük bir etkisi olmaz. Biraz yatarsınız, dinlenirsiniz, geçer yani. O çok fazla kafaya takılacak bir şey değil. O gece çok iyi uyusanız da uyuyamasanız da çok fazla bir şey fark etmeyecektir. Sabah protein ağırlıklı bir kahvaltı yapın arkadaşlar. Haşlanmış yumurta iyidir, tok tutar. İki tane en az yiyebilirsiniz. Peynir, zeytin, şekerli şeylerden uzak durun. Şekerli şeyler sizin zihninizi çalıştırmaz. Şeker zihnin dostu değil, düşmanıdır arkadaşlar. IQ'nun dostu değildir, düşmanıdır. Kan şekerinizi çok hızlı yükseltir, size hiçbir faydası olmaz.
Eski bir alışkanlık, sınavda şeker ye, zihnin çalışır. Böyle bir şey yok, enerji de vermez. Ama proteinli, yumurta, zeytin, peynir gibi giderseniz çok daha uzun süre sizi tok tutacaktır. Kahve içme alışkanlığınız varsa, içebiliyorsanız ya da öyle söyleyeyim. Türk kahvesi veya filtre kahve içelim, gerçek kahve içelim sabah. Bu granül kahveler, yani suya karıştır çalkala veya üçü bir arada gibi kahvelerin herhangi bir etkisi yok olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ama herhangi bir Türk kahvesi veya filtre kahve içtiğinizde bu sizin algılarınızı son derece açacak ve çok daha dikkatinizi toplamanızı sağlayacak. Bunu yaparsanız sizin için çok fazla faydalı olur. Kahve de içemiyorsanız birkaç bardak demli çay kahvaltıyla beraber iyi gider. Şimdi gelelim, sınava girdik, elim ayağımız tutmuyor, çok heyecanlıyız, büyük bir kaygı içindeyiz. Ne yapacağız bunu anlatmaya? Arkadaşlar, adrenalin diye bir hormon var biliyorsunuz. Ne adrenalin diye de bunun bir karşı hormonu var yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlış telaffuz ettiysem siz beni bağışlayın. Adrenalin karşıtı olan hormonları vücudumuzun salgılayabilmesi için diyafram nefesi dediğimiz bir nefesi almamız lazım. Diyafram arkadaşlar şu ciğerlerimizin alt kısmında bulunan bir bölge. Siz elinizi şu şekilde tam göğüs kafesinizin bittiği noktaya dokunduruyorsunuz. Baş parmak göğüste, dört parmak karında. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve nefes aldığınızda sadece karnınız şişecek. Ciğerler şişmeyecek. Şeklinde sadece karnınızı şişirerek, üst tarafı mümkün olunca şişirmeyerek derin derin 3 defa 4 defa kendinize çok zorlamadan nefes alıyorsunuz ve gözler kapalı. Bu nefesi kaç saniyede aldıysanız onun 2 katı kadar sürede geri veriyorsunuz. Burundan alıyorsunuz ve ağızdan veriyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki 3 saniyede nefes aldıysanız bunu 6 saniyede geri veriyorsunuz. Bunu 3-4 kez tekrarladığınızda ve şöyle sakince durduğunuzda büyük oranda heyecanınızın yatışmış olduğunu göreceksiniz. Ben bunu çok açık söyleyeyim, ilk olarak dişçi koltuğumda denemiştim. Bir dişçi korkum vardı. Çok çok daha beni rahatlattığını gördüm. Çünkü gerçekten biyolojik bir olay, psikolojik bir olay değil. Sizde adrenalin karşıtı hormonların salgılanmasına sağlıyor. Kaldı ki günlük hayatta da konuşmamızda da bu diyafram nefesi almak daha doğrudur. Tiyatrocular ve konuşmacılar bu diyafram nefesini bilirler. Arkadaşlar sınavda çok fazla değişik kitapçıklar oluyor. Şu an bilmiyorum ama bizim zamanımızda uzun bir süre 10 farklı kitapçık türü vardı sınavda. Yani şöyle düşünün, A, B, C, D, E gibi. Dolayısıyla sorular karıştırılıyor. Size hangi sorunun geleceği biraz o sizin işte artık şansınız oluyor. Yani zor bir soruyla da başlayabilirsiniz, kolay bir soruyla da başlayabilirsiniz. Neden zor bir soruyla başladığınızda bu şekilde şanssız bir duruma düşeceksiniz? O zaman ne yapmalıyız? Arkadaşlar açtığımızda kitapçığı TYT için konuşalım. Bir rasyonel sayı sorusunu bulmak çok zor değil. Görüyoruz zaten kitapçıkta. Önce o soruyla başlayalım ve çizelim. Bir tane basit sayı sorusu, işlem sorusu gördük. Yapalım, çizelim. Bu şekilde yani birinci sorudan başlayarak sıradan gitmek zorunda değiliz. Biz çok iyi bildiğimiz bir 10 soruyu yaparsak zaten sınavda heyecanımız bir şekilde yatışacak belli bir nete ulaştığımız için. Matematikten hem de sınav konsantrasyonumuz artacak. Artık çevreyi duymamaya, çok daha rahat sınava odaklanmaya başlayacağız. Sınav anında da arkadaşlar 40 dakikada bir ortalama. Gözlerimizi bir kapatalım. Derin bir nefes alalım. Bir 30 saniye bekleyelim. Kendimizi dinlendirelim. Tekrar sınava girelim. Beynimizi 30 saniye bir resetleyelim. Çok daha performansınızın arttığını göreceksiniz. Arkadaşlar sınav anında da lütfen şeker yemeyin. Bu çok kötü bir alışkanlık ülkemizin. Eskiden gelen yanlış bilgilerden kaynaklanıyor. Şeker yemeniz kan şekerinizi hızlıca yükseltecek ve performansınızın sonra tekrar da kan şekerinizi hızlı bir şekilde düşürecek. Performansınızın kötü etkilenmesine, sizde bir uyuşukluk hali olmasına neden olacak. Su içmek iyidir. Beyninizin arasındaki, iki beyin arasındaki zarın nemlenmesini ve iletimlerin daha kuvvetli olmasını sağlar. Tabii ki tuvalete gidecek kadar da değil ama belirli bir miktarda ara ara su içelim.
Ve şunu unutmayalım arkadaşlar. Sınav çok zor da olsa, sınav çok kolay da olsa sizin konsantrasyonunuz sonucu belirleyecek. Eğer siz 10 kişinin girdiği bir sınavda normalde 5. oluyorsanız, ben çok zor bir sınav yaptığımda ve netleriniz düştüğünde de 5. olursunuz. Çok kolay bir sınav yaptığımda belki full'e yakın yaptığınızda da 5. olursunuz. Bunu unutmayın. Ne zaman 5. olamazsınız? Zor bir sınav yaptım. Sınava girdiniz. Eliniz ayağınız birbirine dolaştı. Yapabileceğiniz soruları bile heyecandan yapamadınız. Sınavda demoralize oldunuz, sürüklese oldunuz ve az soru işaretlediğinizi düşünüp atmaya başladınız ve bir sürü işte bu yüzden de yanlış sorular çıktı. Normalde 5. olacakken 8. 9. oldunuz. Eğer sınav zor bile olsa arkadaşlar, siz moralinizi bozmazsanız, yapabileceğiniz soruları yapar, yapamayacağınız soruları boş bırakırsanız, atmazsanız, inanın normalde nerede olmanız gerekiyorsa orada olacaksınız. Hiç moralinizi bozmayın. Arkadaşlar hepinizin başarılı olmasını diliyoruz. Hepinizi seviyoruz. Bu sene olmasa seneye kesinlikle başarılı olacaksınız. İnşallah ilk yıldan tek atışta girin. Eğer ikinci yılınızdaysanız inşallah önceki yıla göre mümkün olduğunca puanınız yükselir ve istediğiniz yerlere girersiniz. Ama bu bir sınav. Hiçbir şekilde dünyanın sonu değil ve hayatınıza da karar verecek herhangi bir durum değil. Sadece bir sınava giriyoruz. Bunu unutmayın. Hayat devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Mutlu kalın.